Mustafa İnan, ev hanımı Rabia Hanım ve seyyah posta memuru Hüseyin Avni Bey'in oğlu olarak 25 Ağustos 1911 yılında Adana'da dünyaya geldi. Doğduğunda iki kız kardeşi sağdır. Fakat kendisinden önce doğan erkek kardeşleri erken yaşta öldüğünden dolayı ailesi onun erken yaşta ölmemesi için kulağına küpe takıp etrafı oğlan çocukları olmadığını söyler. Bu yöntem size garip gelebilir. Ancak bir gün işe yarıyor. Adana taraflarında yaz geceleri damda diğer adayıyla çatıda yatılmaktadır. Mustafa'nın ailesi de böyle yapıyor. 4 yaşında bir gece gözü rahatsızlanır Mustafa İnan'ın. Ailesi gözünü merhem sürüp daha iyi sonuç versin diye bir bez bağlayıp damda birlikte yatarlar. Sabah olur. Annesi erken kalkıp ev işleri uğraşırken babası işe gider. Mustafa da bir süre sonra uyanır. Gözleri görmez. Etrafına seslenir, kimse duymaz. Kalkıp eğileriyle etrafı yok diyerek yürümeye başlar. Bir süre sonra bir ses gelir. Mustafa İnan damdan düşmüştür. Annesi onu görür ve etrafındaki komşuların yardımıyla onu doktora götürür. Doktor onu muayene eder ve iyileştirir. Fakat Mustafa ileride sağlık sorunu yaşayacaktır bu durumdan dolayı. Teni soluk gibi olacak, durup dururken burnu kanayacak, bazen vücudu da acımaya başlayacak. Birinci Dünya Savaşı başlamıştır ve Osmanlı Cumhuriyeti savaşa katılmıştır. Babası artık sadece Adana bölgesine değil, iş yolundan dolayı diğer şehirlere de uğrar ve ailesinden kopuk yaşar. Bu savaş döneminde Mustafa'nın erkek ve kız kardeşleri olmuştur. Erkek çocuk aile için daha sevinçle karşılanır. Çünkü artık erkek çocuklar erken yaşta ölmeyecektir. Savaş biter ve sonunda Adana'yı Fransızlar işgal eder. Ve aile Konya'ya göç etme kararı alır. Mustafa İnan ve annesi ve kardeşleri ile 25 günlük yolculuk ile Konya'ya varırlar. Mustafa İnan Konya'da Mevlana'ya divan şiirine ilgi duymaya başlar ve hayatı boyunca bu ilgiyi yarım bırakmaz. Ancak Konya'da yaşantısı çok kısa sürer. Çünkü Adana düşmandan kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmişti. 2,5 sene sonra Adana'ya geri dönerler. Mustafa İnan liseye kadar Adana'da okur ve okulu derslerinde gayet başarılıdır. Ancak çok fazla defter ve kalem kullanmaz. Babası onun elinde defter ve kalem kullanmadığını görünce okumayacaksa meslek sahibi olsun diye kuyumcunun yanına çırak verir. Mustafa İnan orada işin ehlini hızlıca öğrenmiştir ve esnafında ilk dikkat çekişi başlamıştır. Mustafa İnan zekasıyla herkese kendini hayran bırakıyordur ve lisede ona Riyaziyeci Mustafa denilmeye başlanmıştır. Aslında lise zamanında ona takılan tek lakap bu değildi. Diğer ona takılan lakaplar Gınca Mustafa, Mustafa Efendi ve Dahi Mustafa'dır. Mustafa lise yıllarında ailesi tarafından İstanbul'a gönderilir. O sırada babası vefat eder. Mustafa durumu haber alıp geri döner. Fakat öğrenmiştir ki o İstanbul'dayken babası gangren olmuş, iki bacağı kesilmiş ve 18 gün acılar içerisinde yaşayıp ölmüştür. Mustafa etrafına dönerek "Neden bana haber vermediniz? Babam beni görmek istemez." der. Mustafa İnan için artık hayat iyice zorlaşır. Geride bir ailesi vardır. Mustafa İnan hızlıca eğitim hayatını bitirmeyi ve para kazanıp ailesine bakmak istiyordu. Bu karışık düşünceler arasında okula ile birlikte Ankara İzci Kampı'na gitmiş ve bu kamp için düzenlenen törende Atatürk'ü görmüşlerdir. Atatürk gençlere selamlar, ardına birkaç gün boyunca yarışmalar yapılır ve Mustafa İnan'ın takımı birinci gelir. O günlerde Atatürk genç öğrencileri Çağlayan'ı çağırır, tebrik eder, onlara nutuktan birkaç sayfa okur. Yıl 1931 yılında yaklaşmakta. Yani Mustafa İnan'ın mezun olacağı tarihi. Mustafa İnan hala nerede okuyacağına karar vermez. Bir gün arkadaşı Ekrem Bey'in evinde konuşurken şimdiki adıyla İstanbul Fen Fakültesi'ne kayıt olduğunu söyler. Çünkü Mustafa İnan bilim adamı ve öğretmen olmak istiyordu. Ekrem Bey ise onun mühendisler mektebine kayıt olmasını istiyordu. Mustafa İnan orayı kabul etmedi. Çünkü eğitimi uzundu. Yani lise yıllarındaki düşüncesiyle erken yaşta eğitimi bitirip iş sahibi olmak istiyor. Ekrem Bey onu günlerce uğraşsa da ikna eder ve mühendis mektebine kayıt olmaya giderler. Ancak oraya girmesi için o mektep için özel yapılan sınavdan geçmesi gerekiyor. Ekrem Bey ile evraklarını teslim etmeye dekanlığa giderken dekanın önünde ana baba günü olduğunu görür. Ve yavaşça kalabalığa yaklaşır. Ve görür ki çoğunlukla güzel elbiseler ve konuşmalarından anlaşılıyor ki hepsi iyi okulda eğitim almışlar. İçlerinden bazıları Mustafa İnan'a yaklaşıp iş arıyorsan yanlış gel
Buraya girmek her yiğidin harcı değil diyordu. Mustafa inatla iki kelime söylüyor. Deneyek bakak. Sınav günü gelir. Herkes sınıfta yerini alır. Sınavın 90 dakikalık süresi başlar. Mustafa İnan 45 dakika içinde sınavı bitirir. Ve sınav kağıdını öğretmenine verir. Sınav hocası içindeki bir tahmin yapmış ve bu tahminde haklı çıkmış gibiydi. Bu sınıfta bu sınava yapamaz dedi öğrencilerden biri Mustafa'ydı. Anlaşılan Mustafa yapamayacağını anlıyor ve kağıdını teslim ediyor. Sınav hocası Mustafa'yı acıyor ve kağıdına bakıp bir ipucu vereyim de o da birkaç soru yapsın diye düşünüyordu. Fakat kağıda baktığında soruların hepsi doğruydu. Şaşırır. Ona neler olduğunu sorar ve Adanalı olduğunu öğrenince kağıda kocaman harfler ile Adanalı Mustafa diye yazdı. Bir süre sonra sınav sonuçları açıklanır. Duyulur ki Adanalı Mustafa diye biri birinci olmuş. Mustafa İnan ilk başta kendi sanmaz. Adanalı bir memleketlisi birinci olduğu diye düşünür ve onu okuldan aramaya başlar. Ararken onunla ilk gün dalga geçen çocuklardan biriyle karşılaşır ve en iyisi kim olduğunu öğrenmek için dekanlığa giderler. Orada ise onun birinci olduğunu söylerler. Dalga geçen genç ona "Deneyek bakak dediğin bu mu? Bir de ciddiye alsaydın Adanalı Mustafa." der. Mustafa öğrenim hayatında başarılıdır. Ancak meslek öğrensin diye gönderildiği yerde mutlu olmaz ve kariyerini sadece öğretmenlik üzerine kurar. Son sınıfta Mustafa İnan geçinmek için lise ve ortaokul öğrencilerine hafta sonu ders vermeye başlar. Bu öğrencilerden biri de o dönemde müzeler müdürü Aziz Oğan'ın kızı Cale Hanım'dı. Cale Hanım Erenköy Kız Lisesi'nde öğrenciyken matematik öğretmeni askere çağrılır ve matematik dersleri boş geçer. Bu durum onda kötü sonuçlar doğuracaktır. Çünkü sene sonunda lise bitirme sınavları vardır. Bir gün sınıfta kızlarla muhabbet yaparken birisi bizim memleketli biri var. Adanalı Mustafa. Mühendis mektebinin son sınıf öğrencisi. Hem benim tanıdığım birinin onun sayesinde sınıfı geçmiş. Gelsin bize burada ders versin der. Önerik kabul edilir. Fakat ders verecek yer yoktur. Okul olamaz. Mustafa İnan erkek olduğu için okul almazlardı. Yer alışlarında en sonunda Cale Hanım'ın evi uygun görülür. Mustafa hafta sonu Cale Hanım'ın evine gelip ders vermektedir. Bu arada Cale Hanım'ın da ailesi ona yakınlık gösterir ve onu bazı günler evlerinde misafir ederlerdi. Mustafa İnan Cale Hanım'a ilgi duymaktaydı. Fakat Cale Hanım oldukça güzel ve mutlu bir hayatı vardı. Mustafa İnan ise zor bir hayatı ve arkada bakması gereken ailesi vardı. Zaman ilerler ve Cale Hanım liseyi bitirir. Cale Hanım arkeoloji okumak için Almanya'ya gider. Mustafa İnan o yokken onun ailesini ziyaret etmeye devam eder. Bir gün Mustafa İnan da doktora için İsviçre'ye gider. Onu orada bir sürpriz beklemektedir. Orada bulunanlar ona siz matematik ve fizik biliyor musunuz diye sorarlar. Mustafa İnan bu saçma soruya cevap vermez. Mustafa İnan Almanya'ya Cale Hanım'ı sürekli ziyarete gider ve ona yiyecekler ve hediyeler götürürdü. Bir süre sonra iletişimleri kopmuştur. Çünkü Almanya'da Nazi hakimiyete başlar. Cale Hanım savaşın ortasında eğitimini sürdürür. Bir gün Nazi selam vermediği hatta yumruk yer. İsviçre'de köprü çökmüştür. İsviçreliler bir anlam veremezler. Çünkü köprü sorunsuz yapılmıştı. Mustafa İnan bir gün durumu haber alır ve bazı hesaplamalar yapar. Ertesi gün konuyu inceleyen uzmanlara giderek köprünün yanlış yapılan bir matematik hesabı yüzünden düşmüştür der. İsviçre'de Mustafa İnan'ın ismi duyulmaya başlar. Ancak halk bir yandan Almanya'da patlayan bomba seslerini de duyar. Almanya artık bombalanıyor, Cale Hanım neredeyse her günü yeraltı sığınağında geçiyor. Bir gün yeraltı sığınağında sessiz ve sakin otururken çığlık atan bir kadın ona neden çığlık atmadığını sorar. O da attığım çığlıklar eğer bombaların sesini değiştirecekse inan burada en büyük çığlığı ben atardım der. Mustafa İnan İsviçre'de, Cale Hanım da Almanya'da eğitim hayatını bitirip Türkiye'ye dönerler. Mustafa İnan dönerken İsviçreliler ona kendi ülkeninde kalmasını ister. Fakat Mustafa İnan fizik ve matematik bilmediğini düşündüğünüz bir kişiye ihtiyacınız yoktur diyerek Türkiye'ye döner. Cale Hanım döndüğünde ilk kadın arkeolog, Mustafa İnan ise Türkiye dışında ilk doktora yapan kişi olacaktı. Ayrıca 1943 yılında Mustafa İnan kayyama merkezi ilk makalesini yayınladı. Aynı yıllarda mektebin adı İstanbul Teknik Üniversitesi olur ve okuduğu üniversiteye teknik, mekanik ve mukavemet hocası olarak tayin edilir. Artık bir şey olan Mustafa İnan
İstanbul'da Cale Hanım'a evlilik teklifi yapar. Cale Hanım kabul eder. Genellikle de gelen Mustafa İnan'ın annesiyle Cale Hanım'ı istemeye gelmesi gerekir. Fakat annesi onun evlenmesini istemez. Bu olaylar sırasında Mustafa İnan 2 ay askerliğe alınır. Döndüğünde eniştesiyle Cale Hanım'ı ister. 1944 yılında evlenirler. Şişli'de küçük bir ev tutarlar. Ancak maddi zorluklar çekerler. Eniştesi Mustafa İnan'a iş teklifi yapar. Mustafa İnan ise sadece öğretmenlik yapacağını söyler. Bu arada Mustafa İnan ve Cale Hanım'ın Hüseyin İnan adında bir oğulları dünyaya gelir. Mustafa İnan üniversitede o yıl doçent diye 1954-1950 yılları arasında İnşaat Fakültesi dekanlığına, 57-59 yılları arasında da rektörlük görevine getirilir. 1957 yılında İtalya hükümeti tarafından verilen iyi yönetici ve iyi öğretmen ödülüne sahip oldu. 1959 yılında rektörlükten ayrıldı. Rektörlükten ayrıldıktan sonra artık makalelerine önem veriyordu. Bunlardan en önemlisi taşıma maddesi kavramını elastomekanikte indikal maddesi isimli makalesini tanımlayarak dünyada taşıma maddesi probleminde çalışan ilk bilim adamı oldu. Rektörlükten ayrıldıktan sonra Türkiye'de konferanslar verdi. 1962 yılında üniversiteleri bilgisayar ile tanıştırdı. Ertesi sene üniversitelerde bilgisayar girmeye başladı. 1963 yılında kurucusu olduğu TÜBİTAK'ın kurulmasında emeği geçti ve ilk başkan oldu. Bu görevi ölene kadar sürdürdü. Bu arada Mustafa İnan milletvekili yurt dışında hocalık ve yüksek mühendis işlerine geri çevirmişti. Mustafa İnan bazı sağlık sorunları yaşamaya başlamıştır ve tedavisine başlarır. Hastalığın sebebi Türkiye'de anlaşılamaz ve tedavi için Almanya'ya gitmesi gerektiği söylenir. Ama Mustafa İnan Almanya'ya gidecek parası yoktur. Üniversite üst kademesi ona tedavi masraflarının üniversite tarafından karşılayacağını söyleyince sert çıkarak o para üniversiteye ait dedi. Mustafa İnan ailesi ve sevdikleri para topladı. Mustafa İnan Almanya'ya tedavi olmaya gitti ve tedaviyle yapılarak iyileştirilmeye çalışıldı fakat Mustafa İnan 5 Ağustos 1967 yılında hayata veda etti. Mustafa İnan'ın bedeni İstanbul usulüne göre oğlu tarafından yıkandı. Cahil Hanım düşünceliydi. Elinde faturalar ve Türkiye'ye dönecek parası yoktu. Türkiye'ye arayıp paramız bitti diyemedi. Çünkü Mustafa İnan'ın da asla ülkesinin parasının kendisi için harcanmasını istemezdi. O paranın ülkesinin gelişmesini harcanmasını Almanya'da görmemeyi tercih ederdi. Mustafa İnan'ın cenazesi vefat ettikten 3 gün sonra İstanbul'a getirilir. 10 Ağustos günü İstanbul'da Teknik Üniversitesi'ne onun için bir tören düzenlenir. Üniversite cenazesinde dolup taştı adeta. Halk ülkesine hayatını adamış Mustafa İnan'a onuru yakışır bir tören düzenliyordu. Üniversite dolup taştı adeta. Halk ülkesine hayatını adamış Mustafa İnan'a ona yakışır bir tören düzenliyor.